Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bu asırda ikinci deşetli hal. Eski zamanda küfrü mutlak. İki tane deşetli hal var. Bir tanesi neydi? Soruyu isterseniz okuyayım da ikinciyi okuyayım. Çoklar tarafından hem bana hem bazı nur kardeşlerime sual etmişler ve diyorlar, neden bu kadar muarızlara karşı ve muhalif filozoflara ve ehli dalalete mukabil Risale-i Nur mağlup olmuyor, hakikaten olmuyor. Büyük bunu cer edemiyor. Milyonlar kıymetler hakiki kütüb-ü imaniye ve İslamiyenin intişarlarına bir derecese çekmekle sefaat ve hayat-ı dünyeviyenin lezzetleriyle çok biçare gençleri ve insanları hakaik imanide mahrum bırakıyorlar. Halbuki en şiddetli hücum ve en gaddarane muamele ve en ziyade yalanlarla, mesela şimdi temizlemek için düşünün, seneler, kaç senede bir uğraşıyorlar. Yani bunlar en güçlü olduğu dönem düşünün. Ustada hücum ettikleri dönem. Şu şiddetli hücum ve gaddarane muamele ve en ziyade yalanlarla ve aleyhinde yapılan propagandalarla, yani yetmiyormuş hücum etti. Sait diyor, Said'e fahişeler elinde baklavalarla gece evine gittiğini gördük diye imzalattıracaklar. Yani buna bile muhtaç olmuşlar bu yalanı. Kapısında bekçi var. Kilitlenmişler. Ustad da içeriden kilitlemiş. 5 tane uçak üzerinde uçuyor her gün Emirdağ'da. Bir de fahişeler diyor, baklavalarla evine gidiyor. Lan olur da biraz mantıklı bir yalan olur yani. Kuyruklu olmaz yani. Hem Mehdi abi. Hem bir derecane hasana deseler yani aşağıda binası yok bilmem. Tanımadık dönem diye. He? Tanımadık dönemden diyelim. Yani. Yoksa tanısalar mı diyemezler. Diyen münafık bunlar, gizli komite. Tamam, çok iyi tanıyor. Komite çok iyi tanıyor. Tabii. Halbuki en şiddetli hücum ve en gaddarane muamele en ziyade yalanlarla ve aleyhinde yapılan propagandalarla Risale-i Nur'u kırmak, insanları ondan ürkütmek ve vazgeçirmeye çalıştıkları halde hiçbir eserde görülmediği bir tarzda Risale-i Nur'un intişarı, hatta çoğu el yazması ile 600 bin nusa risalelerden kemali iştiyak ile perde altında intişar etmesi ve dahil ve hariçte kemali iştiyak ile kendini okutturmasının hikmeti nedir? Soru okuyorum ha, daha cevap bir şey yok. Sebebi nedir diye bu mealde çok suallere karşı el cevap deriz ki, Kur'an-ı Hakim'in sır icaz, mucizeliği sırrıyla hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur, bu dünyada bir manevi cehennemi dalalette gösterdiği gibi ispat ediyor, fark ettiriyor. Yani sarhoşluğuna devam et olmasına sebep olanı bir kesiyor makasla. Pak diye kendisine geliyor. O zaman kendisini fark ediyor. Hakikaten bende vardır. Mesela bir misal vereyim. Almanya'da sormuşlardı dağın tepesini. Hiç unutmayacağım o, çünkü çok ilginç soruydu. Soran da Şamlı. Suriyeli. Şam'dan. Orada yok, orada şey yapıyorlar. Almanya diyor. Orada okuyordu da asistanlığını. Ya diyor, benim aklım anlamadığı bir şey var diyor hocam diyor. Türkçe çok iyi biliyor. Müslüman nasıl depresyona girer diye. Bununla ne alakası var bak şimdi. Bak kardeş, depresyon ve stres gibi tabirler Ahmet Mehmet'in uydurduğu bir kelime. Taktı bir şey. Ama ortada bir vaka var, sıkıntı var. Ha, onu tahlil edeceğiz şimdi. Şimdi mide acıkınca
bitmesinin bir alameti var. Bir Allah sibop koymuş. Vücut tahrip olmasın diye. Elem var. Acıkıyorsun. Arabanın benzini bitince kırmızı ışık yanıyor. Mesela bak gelince tak diye sokak lambası yanıyor. Aynı bunun gibi de Cenab-ı Hak mideyi koruduğu gibi böyle sibopla kalbi ve ruhu da koruyor. Gıdasız olunca midenin sibobu yani alarmı elem. Öf açlıktan ölüyorum ya. Ölüyorum acayip. Hemen gözüm dönüyor. Ta ki vücudunu besle. Eğer bu sibop olmasa, alarm olmasa hayat helak olur. Hemen. Evet. Yani acıktığını nereden bileceksin ki? Hayat uyduğunu anlayacaksın. Nereden bileceksin? Bazıların sibobu bozuk mesela. Şey, şamandırası bozuk. Doyduğunu anlamıyor. Sana bakmıyor. Birisi vardı. Allah selamet verdi. Yok. Tabii iki kişi. Ömrümde ciddi söylediler bana. Abi dedi. Bir tanesi odada dedi. Bir tanesi sofrada. Benim diyor şaka bir tarafa doyduğumu pek anlamıyorum dedi. Dedim kardeşim o zaman dedim senin şamandıran bozuk galiba. Suyun dolduğu belli değil. Tamam abi dedi sen beni uyar sofrada aynı böyle. Ondan sonra ben dedim ki ben doydum. Kalktım ona hiçbir şey demedim. Biraz da devam tamam dedim ya felane kalk. Doymuş muyumdur abi dedi. Abi seni tahminence doymuşum. Doymuşsun inan dedim. Tamam abi kalkayım kalk. Şamandırası bozuk yani. Niye? Bak mesela mide kapağı bozuk olursa asit yukarıya çıkıyor. Boğaz yanıyor. Şamandırası bozuk. Bazısında açlık elemi yok. Helak oluyor da. Şimdi nereye bir şey yapacağım? Kalbe ve ruha da Allah sibop koymuş. Alan koymuş. Ruh, kalp, vicdan gıdasız olunca onun alanı da şu. Sıkıntı. Bu. Doktora da gidiyoruz. Doktor bedensel tahlil ediyor. Diyor ki buna bir isim takıyor. Vicdanı bir eleme. Stres dedi, depresyon dedi. Hadi bakalım doktorun bulduğu çareye bak. Hemen onu susturmak. Kardeşim o susmamalı ki gıdasına gitsin. Evlerde kızdığım bir şey var. Aynı bununla alakalı. Ne alakası var demeyin. Verdiğim insan hayatın içerisinde olmasını istiyorum. Tuvalete koku koyuyorlar. Bu yanlış bir şeydir. Niçin yanlıştır? Allah burnunu niye koydu? Koku cihetiyle vücuda zarar verecek atmosfere yayılan kokuyu anla ve tamirine git. Bertaraf et o zemini. Koku zeminini yok et. Biz ne yapıyoruz? Varlık kalıyor. Havada uçuşan zerreler duruyor, pis zerreler. Burnu kandırmak için ayrıyetten bir koku salıyoruz. Ey burun, ona sen bakma. Bizi uyarma. Bu aldatmadır. Burnu aldatıyorsun. Ciğerini aldatamıyorsun ki. Ciğeri aynen gidiyor pis koku. Allah bunu verdi ki hatayı gider. Şimdi vicdan sesi buhran ve bunalım geçirince stres, depresyon diyoruz. Oysa ruhsal sıkıntıdır. Ne yapacaksın onu? Ceddüdü imanekum bila ilahe illallah. İmanınızı tazeleyin diyor. Çünkü insan acayiptir. İnsan devamlı alemi değişiyor. Bakayım koymuş mu? İsteyeceğim kitaplar pek az olur da. Mektubat. Yok. Yok değil mi? Küçük var. Mektubat yoksa yok. Var, tamam. Var da küçük var. Onu ver o zaman. Ha, bir gözüm küçükleri görmez ama. Şimdi bunu koymuş. Git tamirine git. Tamirine gidip yerine adam gidiyor. Doktora gidiyor. Uyuşturuluyor. Uyuşturuluyor. Kaçıncı mektuptaydı ya arkadaşlar? Hadi bana yardım edin bakalım. Ceddüdü imanekum bila ilahe illallah. Neredeydi o? Ceddüdü imanekum bila ilahe illallah. Hikmetini soruyorsunuz. Diyor ki insanın hem şahsı hem alemi her zaman teceddüt ettikleri için her zaman tecdid imana muhtaçtır. Kalım ette birine yürüye var mı? Harika bir yer gösterecek.
Zira insanın her bir ferdinin manen çok efradı var. Yani var olup yok oluyoruz ya, kayyumiyetle. Var olup yok oluyoruz. Böyle sabit olduğuma bakmayın, siz de öyle. Bütün kainat da böyle. İlimden kudrete, kudreten ilme. Dolayısıyla bir insanın nihayetsiz şeyi var. İhtizaz. Çok iyi anlıyorsun Nizam. Kaçırma bu dersleri bak. Bak çok iyi kalmış. İhtizaz, aynen. Zira insan her bir ferdinin manen çok efradı var. Ömrünün seneleri adedince, belki günleri adedince, belki saatleri adedince her bir birer ferdi ahir sayılır. Çünkü zaman altına girdiği için o ferdi vahid bir model hükmüne geçer. Her gün bir ferdi ahir şekline girer. Diye devam ediyor. İnsan her vakit şurada diyor, madem insanda nefise var, vehim şeytan hükmediyorlar. 4. İnsan ne hükmediyor? Nefis, heva, vehim, şeytan. Tamam. O vakit imanını rencide etmek için gafletinden istifade ederek çok hileler ederler. Şüphe ve vesveselerle iman nurunu kaparlar. İmanın nurunu kaparlar, kapatırlar. Nasıl kendisini ifade eder? Artık sana inancını dinlemez seni. Bir dozeri tutarsın. Gitme dersen gar seni dinler. Git sürükler diyeyim. Artık imanın nuru kapayınca, yani cep telefonuyla kartını çıkarsan bazı istasyonuyla irtibatın olmaz. Alo alo desen, yardım istesen de yardım yok. Kart yok. Veya kartın var, şifresi yok. Var, bataryası bitmiş. Hepsi bir bütün olacak. Dolayısıyla imanını rencide etmek için gafletinden istifade ederek çok hileler ederler, şüphe ve vesveselerle imanın nurunu kaparlar. İmanın nurunu söndürürler demiyor, kapatıyorlar. Aydınlatırken üstünü kapatıyor. Hem zahiri devam ediyor, burada devam ediyor. O zaman bu sefaate karşı şöyle yap, böyle yap, cehennem var, bunlar hepsini herkes biliyor. Tek yegane çare var. Bu cemiyette imanını istikametli koruyabilmek, devam etmenin yolu imanını taklitten tahkiki çevirmektir. Başka mümkün değil. Yani şöyle yapın, böyle yapın, mevcut iman yetmez. Bütün vaazlar, sohbetler mevcut imandan istifadesini, yolunu gösteriyor. Yapmayın, etmeyin. O da biliyor. Sarhoşa sorun. İçki nedir? Haramdır. Haramdır. Biliyor kardeşim. Sen ona haramdır. O da kafa sallıyor. Ben de biliyorum diyor. O zaman başka bir yerde sorun var. İmanını taklitten tahkike çevireceksin. İman nurdur, mahluktur. Vücudu haricisi vardır. Çocuk gibidir. Büyür, küçük, ölür, ufalır, şişman olur. Sana bağlı. Şimdi okuyorum. İmanını taklitten tahkike çevireceksin. O zaman iman tahkik oldu mu arkadaşlar? Nimet ilahi için söyleyeceğim, şükür için söylüyorum. Şimdi bana bir kahvedir, içkidir, şudur budur. Nasıl yapayım ki yani? Yani haram olduğundan yapmıyorum değil ki zaten. Zaten sıkıldım. O hale geliyorsun. Şimdi ben içki nasıl içeceğim? Yani? Kahve nasıl gideyim? Kayınmeşru nasıl gideyim? Yani? Çünkü sıkılırsın. Nasıl ki ben şimdi gidemiyorum, koruyor. O gidenler de camiye gelemiyor, o da korunuyor. Eğer iman şey yaparsa seni taşıyor arkadaşlar, zorlanmıyorsun. Diyorlar ki nasıl yapıyor kardeş? Çok kolay, koyuyorsun kendini gemiye, o götürüyor. Belli bir süreç sonra, bak gençler, belli bir süreçten sonra imanını korumaya değil, iman seni koruyor. Sıkıntı yapıyor, kabz aletini sokuyor, nefretler uyandırıyor, asarı yapıyor, bir hal yapıyor işte. Ama iman zayıf oldu mu, alıkoyamazsınız, inanç isteğiniz, bakmayayım dersin ama gücün yetmez. Çünkü dozer seni çekiyor, gar, hayır gitme, gidiyor. Diyor ki, Risale-i Nur bu dünyada bir manevi cehennemi, dalalette gösterdiği gibi imanda da bu dünyada manevi bir cennet bulunduğunu ispat ediyor ve günahların ve fenalıkların ve haram lezzetlerin içinde manevi elemleri gösterip
Yani manevi elim elim günahın içini gösteriyor. Mesela o işte günahın içindeki elimi adam bunalıyor ya. Tıp diyor ki sinirin üzerine baskı yapan enerji var. Şöyle yorumlar. Hegel fiziğin üzerine kurulmuş. Neredeyse bu tıp. Diyor ki ruhu şöyle yorumlar. Beyin merkezdir. Ruh denen bir şeyi kabul etmiyor. Beyin merkezdir. Enerji üretir. Bir şey gibi, elektrik üreten jeneratör gibi. Beyin enerji üretir. Vücuda şubelerine yayar. Fakültedir burası. Burası şubeleridir. Bu enerji sinire baskı yapar. Baskı da cesede çıkar. O enerji, vücutta bulunan enerji atılamamanın adıymış stres. Veya depresyon ise o normal bir enerji miktarının yükselmemesidir. O limite gelmemesidir. Bir fazladır, bir azdır. Oysa İslam bunu nasıl yorumlar? Akıl yani dima kalbin bir şubesidir. Yani ruh, kalp fikirleri dimağda tezahür eder. Dimağda ruhtaki, kalpteki maneviyat, vicdan, hissiyat kalpte tezahür eder. Vicdanda tezahür eder. Dolayısıyla ruh sıkıldığı zaman sana alarm çalıyor. Kırmızı ışık yanıyor. Diyor ki git gıdasını bul. Bunun gıdası maneviyat iken hap alıyor. İşte peki tamam. Biz diyoruz ki bunun hastalığı burada. O da diyor ki hayır. Beynin atamadığı enerjidir. Veya çok enerji. Ya atamıyor veya az enerji. Tamam o zaman. Çareye bakalım. Seni verdiğin ilaç uyutuyor mu? Çare değil ki. Devamlı uyutuyor. Şuurunu alıyor elden. O artık kendisine otursun diye. Ama oturduğu yok. Demek ki senin tespitinin doğru olmadığına delil verdiğin ilacın neticesidir. Bu ilaç, şimdi sen hastaneyle alakalı olduğu için söylüyorum. Bu ilaç senin tespitine göre doğru olsaydı doğru neticeyi alırdı. Ha bunlar ne yapıyor? Ya ruhsal bir bunalımdan, ruh gıdasız, ya cinlerin tasallutundan, ya maddi hastalıkların temel yapısı olan negatif enerji, ustadımızın tabiriyle erva-ı habise, detayını ben şey yapıyorum, erva-ı habise, dan, han, man, tam, tez. Bunlar maddi kanserdir, veremdir. Bu enerjinin donmuş hali, hücreyi bozuyor bu enerjiler. Bulunan, bunlar ruhlu ve şuurludur bu enerjiler. İnsan hedefli, sinek gibi insan hücum ediyor. Hücreyi değiştiriyor. Hücre değişince tıptaki adı kanser. Haram lezzetler içinde manevi elim elemleri gösterip hasenat ve güzel hasretlerde ve hakaiki şeriatın amelinde cennet lezzeti gibi manevi lezzetler bulunduğunu ispat ediyor. Buna delil, bakın hakikaten imanın tadına varmış, doyuma ulaşmış insanların şu sade ve asude hayatında memnun ve minnettar olma bir vaziyetleri bize delildir. Çok yokluk içinde var oldukları halde hayatlarına çok da memnundur. Ama diğerleri ise imanda nasibi az olan veya olmayan dünyanın bütün saltanatı verse zulmüne devam ediyor ve dünyada memnun değildir. Hep ağızlarında isyan ve nankörlük vardır. Çok parası olduğu halde iyi değilim der. Hep nankörlük. Mehdi abi ne dedi ya? Benim çok ilgimi çekti. Mehdi abi onu bir anlatır mısın? O ayakta çamurların, çadırların olacağını çok etkiledi o ya. Onu bir anlatır mısın? Ben Mehdi abi bir şeye şahit ol. Siz benden belki de şahitsiniz ama Mehdi abinin o anlattığı beni hakikaten etkiledi. Mehdi abi diyor ki kara sudan... Bunlar hepsi körüyor var ya. Bana bir daha anlat burada ya. Ben de Reyhan'ın yerinden geliyor. Kara suda çadırda ameliyat oturuyor. Çadırda ameliyat oturuyor he. Sobayı yaptığı, demli üzerine demledi. Ben de kaç tane görürken çadırını gördüm, baktım, indim aşağıya. Çay demlendi mi dedim, yaşlıydı adam. Tanımıyor, tanımadığım bir şey. Yok, ne diyeceğim onu. Az sonra çıkacak dedim. İndim yanına, oturdum. Nasıl, rahatım, iyi miyiz falan sordum.
Elhamdülillah ya, çok kıymetli. Çocuklar çalışıyor, avuca gidiyor. Biz de dedi, idare ediyoruz. Bak bunu da halinden memnun. Şuraya bak. Bak, yağmur yağdırılmış kırılmak üzere etraf çamur. Çamur. Her taraf çamur, çadır. Dışarıda koymuşsan naylon belki de. Onun üzerine demlik adam diye oturdu. Soba yana yağmurda yanıyor. Sobaya dışarı yanıyor. Çamur yani, çadır ya. Çadır. Sonra diyor ki ne, elhamdülillah diyor ya, şükürler olsun. Bunu duyamazsın imandan nasibi az olanlarda. Ne kadar servetin üzerine otursa bile. Hep nankörlük var. İyi değil kardeşim ya. Ya hastalığından şikayet. Ama gerçekten de öyle de olmayacak. İçini söyledi zaten. Bedevi olduğu için saklayamadı ki kendisi. Yok, öbürüsü de içini söyledi. Beyinde öyle. Allah Allah. Bir değil ki adam ya. Sınırı yok ya. Ölçü yok kendinde. Rahat olmayınca zirveye göre bu hakikaten kendini öyle biliyor. Kötü. Yani hedefine göre mevcut şey fakir. Ama artık işi hayatta beklentisini bitirdiği için hasta rahat ediyor. Kanaata bakın, ne kadar rahatlık getiriyor. Hatta soruyorsun yani. Seni memnun edecek neyi bekliyorsun? O hedef de yok. Yani olsa diyelim şu anda mevcudun 1000 katı, 10.000 katı diyelim. Böyle bir hedefin var mı? Yani oraya ulaşınca iyiyim diyecek misin? Öyle bir hedef de yok. Dolayısıyla ölünceye kadar Allah böyle bağıra bağıra gidecek. Ben o çok etkiledi o şeyi. Mehdi abi, niçin biliyor musun? Burada yaşıyorsunuz siz. Ya benim de dikkatim hiç yoktu. Ben kıyas ediyorum ya yurt dışına. Adam pat burada, pat orada. Tek başına çadırı yadayım adam. Şeyde baktım camur değil. Sobamız öyle. Bir şey var. Beyanlı'dan mı geliyordun? He, ya şu kara suyun orada var ya, mezarlık var. Mezarlığın kenarına ya dayadım. Ben çok zevk alıyorum bu işlerden. Böyle Allah Allah. Şimdi eskide ben ailemi düşünüyorum. Babamla, amcamla 4 kardeştiler. Bir de babaannem, dedem de sağdı. 4 göç, 100 metre yok değil mi eski bizim tatalev? Nerede var 100 metre? 100 metre yok yani. 4 tane odası var işte. Salamana yok. Ortada babadalar ya. Mutfağı yok. Tuvalet dışarıda, öyle bir şey yok. Yani hizmetede. 4 tane göç. Kavga olduğunu pek az hatırlıyorum. Yok ya. Böyle bir şey hatırlıyor. Zihnimde yok. Yalan söylemiyorum size. Zihnimde yok. 4 tane gelin var. Babaannem var. Titiz bir de. Eski kadınlar titiz. İmparator gibi ya. Yani. Olduğu halde. Şimdi o zaman yaşadılar. Biz büyüdük yani. Şimdi 100 metrekare bir karı koca bir o köşede otursa bir köşede kendilerini birkaç saat sonra görürler ancak yani hareket etse. 100 metrekarede 2 kişi huzur yok. 100 metrekareye 4 tane göç ki çocuklar çok hepsinde var. Huzur var. Sebep yerler dar, gönüller geniş. Yerler geniş, gönüller dar. Dar. Hasenat ve güzel hasletlerde ve hakaiki şeriatın amelinde cennet lezaizi gibi manevi lezzetler bulunduğunu ispat ediyoruz. İmanda kardeşim ya. İmanda ya. Ustadı mesela hayat zehirlenmiş, camlarını şey yapmışlar, açık, emirdağında. Dışarıda adam donuyor, içerisi bodrum daha beter. Camlar açık, soba yok, bir de zehir verilmiş. Orada elhamdülillah diyor ya. Sefaat ehlini ve dalalete düşenleri o cihetle aklı başında olanları kurtarıyor. Çünkü bu zamanda 2 dehşetli hal var. Risale-i Nur onları kurtarıyor. 2 dehşetli hal var. Birincisini atlıyorum. İkincisine geçiyorum. Merak edeniniz 675 şualardan okusun. 675. 15. şuadan okuyorum. Çok hoş bir ders. Bu asırda 2. dehşetli hal. Eski zamanda küfr-ü mutlak ve fenden gelen dalaletler ve küfr-ü inadiden gelen temerrüt bu zamana nispeten pek az idi. Şimdi beraber gidelim, bak işleyelim. Eski zamanda, geçin lütfen böyle bir 100 seneye. Küfr-ü mutlak, mutlak inkarcılık. Bu kırık anda olmaz. Olduysa 1 ve 2 tane olur. Fenden gelen dalaletler. Yani feni başka yönde gösteriyor. Kendi kendine oluyor diyor. Tabiat yapıyor diyor. Sebepler yapıyor diyor. Eskide böyle bir şeyler yoktu. Küfr-ü inadi var.
inat bir küfür. Mesela ben öyle işim bu olduğu için rastlıyorum. İnadı bir küfür şöyle. İspat ediliyor. Adam diyor ki mesela bak en masumunu söyleyeyim. Daha yakın ya. Yakın bundan işte gelmeden önce işte kaç gün oldu geleli ben buraya. Şehir ismini vermeyeyim. Adam oturmuş çok eski kaşarlı komünistlerden. Çünkü gitilenler söyledi abi. Böyle birisi olacak. Hatta dersimin yönünü de değiştirdim. Ona şey yapayım diye. Getirene demiş ki, ya getiren demiş ki ona şart. Nasıl gördün? Ya demiş, ya filane okumu atist. 40 dakikada diyor, hemen devamı ben size nasıl teslim edeyim diyor ya. Peki nasıl buldun diyor. Ne dedi biliyor musun? Ses yapmadı diyor. Dedim ki diyor o komüniste. Onun da bir arkadaşı var. Onu da getirsem nasıl bulur diyor. Demiş ki, kimi getirsen getir. Bu dersin karşısına hiçbir yoldaşın karşısına çıkamaz. Ama kabul eder etmez başka bir şey. Mümkün değil. Öyle kesin ispat ediyor ya. Ötekisi diyor ki ne diyorsun? Doğru diyor. Çünkü nazara da karşı karşıya kalmıştık, gelmiştik. Öyle bir ortam oldu. Ben burada bir şey diyemiyorum ama diyor, ben iman etmem. İman etmem. Ben Müslüman olmam. Ama bu mantığına bir şey diyemiyorum. İnan, aynını anlatıyorum size. Küfr-i inadinden gelen temerrüt, bu zamana nispeten o zamanda pek az idi. Onun için eski İslam muhakkiklerinin dersleri, hüccetleri o zamanlarda tam kafi olurdu. Yani eski mücedditlerin kitapları, sohbetleri, Allah var, cehennem var dedikleri zaman oturuyordu üzerine. Oturuyordu. Zındıksa ses yapmıyordu. Çünkü toplumun temayülü hep bu. Nasıl çıkacaktı adam şimdi ya? 100 sene önce Kırkan'da bir adam çıkıp Allah yoktur diye nasıl çıkar? Mesela eskide Gazali İmam-ı Rabbani Hazretlerine soru sorarlardı. Cennetin dördüncü tabakası nasıl kazanır? Şimdi gelip soruyorlar. Hocam Allah kim ya? Şimdi onun eline şunu vereceksin. Hocam cennetin dördüncü tabakası nasıl kazanırım sorusuna İmam-ı Rabbani Hazretlerinin verdiği cevabı hocam Allah kim yarattı diyen adama ver bunu oku diyorsun. Anladınız mı ne yaptıkları, cinayet işlediklerini? Adam kanser hastası, tırnak kapı veriyoruz. Yanlış teşhis. Bak şimdi Allah aşkına bir daha söylüyorum. Hocam, ey asr-ı mücedid İmam-ı Rabbani Hazretleri, mektubatın sahibi diyor. Sormuş ya kitabı. Cennetin dördüncü tabakasını nasıl kazanırım? Cevap veriyor. Ve cevap verirken yanında kenarda talebeler yazıyor. Oldu ona. Ona çare. Geliyoruz bu asırda mektubat elimize. Hocam buyur kardeşim. Allah kim yarattı? Al kardeşim. İmam-ı Rabbani mektubatına cennetin dördüncü tabakası nasıl kazanılır? Bunun burada var kardeşim oku. Hocam ama cevap değil. Oku. İnan bu aynı böyle. Mesela diyor ki Kur'an'ı sol elinizde tutup okumayın. La Kur'an anlıyor ki zaten. Kur'an'a maruz. Kur'an'ı inkar ediyor. Sen o Kur'an'ı sol elinizde tutup Kur'an okumayınız diyor böyle. Böyle okuyun diyor. Kıbleye dönün okuyun diyor. Adam kıbleyi inkar etmiş. Hacı inkar ediyor. Boşuna diyor Araplar ne para veriyorsunuz diyor. Sen bu kitabı veriyorsun şimdi. Ya mübala anlatmıyorum. Ben mektubatı bana itiraz edenlere dedim. Sen kaç defa okudun kardeş? Okudun mu? Baktım her mevzusu değil. Bak bu fakir okumuş hepsini. Gazali okumuş hepsini. El-Munkızmine Darali dahi, İhyasını dahi okumuş. Sen bak okumamışsın konuşuyorsun. Ben bilerek konuşuyorum. O misaller, oradaki misalleri veriyorum. Emraz-ı kalbinin çaresini anlatıyor. Kardeşim adamın paramparça olmuş kafası. Trafik kazası geçirmiş adam. Hurda haş olmuş vücut. Sen de yakının hastaneye koşuyorsun.
Tabii doktor ne yapacak? Hayati fonksiyonlarını hemen ele alacak. Kalp ve beyin değil. Aman kan altında olmasın vesaire. Sen diyorsun aman aman doktor bey. Bırak adamı ya kalbini beynini. Yanlış kaynama olur. Ayağı kırıldı. Sen alçıyla meşgul olsana bırak kalbi ya. Ne uğraşıyorsun akılla? Adam kurdu kalıyor. Yanlış kaynarmış ayağı. Sanki biz bunu demeyle mektubatı sevmiyoruz haşa ve kella. 185. sayfa kastamız usta diyor. Haşa. Ne demek ya benim diyor. İmam Ali'ye beni bağlayan yegane ustaklarından birisi olan İmam-ı Rabbani. Benim ne haddime mi düşmüş? Ama bu asır onun reçeteleri çare değil kardeşim. O zat konuşurken benim konuştuğum gibidir. Nasıl? Size hitap ediyorum. Ben size konuşurken, böyle hareketleri yaparken sizi siliyorum beynimden. 100 sene sonraki, 200 sene sonraki insanlara hitap ediyorum. Böyle vaaz olur mu? O zatın hitap ettiği önündeki insanlardır. Önündeki insanların verilen ders kendisinden 300 sene sonraki insanlara ders olur mu ya? Ben Allah aşkına burada yaptığım dersi yurt dışında, İstanbul'da her yerde aynı ders yapmıyorum. Bakıyorum, seçiyorum, ona göre yapıyorum. Bir dersi her işi aynı asrın her yerinde bile yapmıyorum yani. Sana sonra gelecekleri seslenirken bu farklı mı? Tabii ya. Çünkü resmi şey geçtiği zaman devlet okul kitapları olacak bunlar. Bize sesleniyor. Yani 300 sene derken o 300 değil o. 1300, 1900'den sonra olanlar demek. Demektir değil ki öyledir yani. 300 sene, 1300 sene sonra. 1400 ya şimdi. İşte o ya. Kardeş, İslamiyet'i bir adamın tefsirine mahkum etmeyin ya. Mana mertebesi o kadar olur mu ya? Çare dedi ki. Onun için eski İslam muhakkiklerinin dersleri, hüccetleri o zaman da tam kafiydi. O zaman bu asırda dehşetli hale karşı reçete hastalığı teşhis etmek çok mühim diye söyledim. Hastalığı teşhis etmek yetmiyor. Çare de koymak çok mühim. Cevdet. Değil mi? Çare. Mesela adam dedi ki bağırsağın ağrıyor. Göz kapı niye veriyorsun kardeşim? Bir tane söyle demişti. Dedim ya burada birisi var dedim. Ben uğradım. Cami hocası. Hocam ya bırak konuya zındık dedi ya. Zaten onun için gidiyorum dedim. Ben de merak ettim. Ben de geliyorum o zaman. Dedim ya bir münasebet zordur. Olmaz mı ya? Abi kafir kafir sorular sordu dedi ya. Dinsiz sorular ona cevap mı veriyoruz dedi ya. Bırakacaksınız zındığı diyor. Abdence gitsin cehennemin dibine kadar. Zındık diyor bana diyor. Mirap'tayken diyor. Ne biçim sorular soruyordu. Dedim hocam seni susturmak, mağlup etmek için. Öğrenmek de olmaz ki hocam dedi. Öyle soru mu olur dedi ya. Adamın kafası çalışıyorsa ne yapalım çalışmasın mı diyelim. Okudun mu Risale'yi okumadın dedi. Okumasan olmaz dedi. Okumasan olmaz ki. Nasıl söyleyeceksin? Bu bitirmedin. Doktorum diyorsun. Sen şu ilacı iç, sen şu ilacı. Kardeşim okudun. Küfrün meşkuku çabuk izale ederlerdi o zaman. Allah'a iman umumi olduğundan Allah'ı tanıttırmakla ve cehennem azabını ihtar etmekle çokların sefaatlerden, dalaletlerden vazgeçebilirlerdi o zaman. Mesela 100 sene önce Kırıkan'da zındık olsa Allah var kardeşim. Ahiret var. İnanmasa bile sefaatini yapacak zemin yok. Nerede içecek? Zıkkımane yok. Ne içecek? Satan yok. Fikrini aşılayacak kişi yok. Öyle dururdu. Allah'a iman umumi olduğundan o zaman Allah'ı tanıttırmakla ve cehennem azabını ihtar etmekle çokları sefaatlerden, dalaletlerden vazgeçebilirlerdi. Şimdi ise eski zamanda bir memlekette bir kafir mutlak yerine şimdi bir kasabada 100 tane bulunabilir. Kafir mutlak. Haram bu haram. Ha işte Müslüman bu. Bunu diyen Müslüman. Ne oldu? Ne olur ya? Bir günah kebair, bir günah istilhal ve istifaf etmek alameti küfürdür. Emir 1'de 103 ne diyor? Günah işleyip istiğfar etmemek
imandan hissesi olmadığına delildir diyor. 103. sayfada. Emir Darbur. Ben öteki için... He? Kebair'de... Kebair'de işlemek şey değildir, küfür değildir. Değildir. Ama ne diyor? Fakat bak. Günahı işleyip istiğfar etmemek. Aldırış etmemek. Hutbe-i Şami'ye var mı? Hutbe-i Şami'ye. Emir'den daha şimdi bak. Ama ötekisi günah var Cevdet. Allah beni affetsin. Allah beni affetsin. Ah kattı. Neyse işte. Kurtulamıyoruz. Bu adam baş üstü. Adem'i kabul etse değil mi abi? Evet. O Adem'i kabul meselesi. Kabul Adem değil. Adem'i kabul ya. Ondan sonra tamam neyse zaten Hasan ters adamdır. Olmayan şeyleri ister. Onu ben de biliyorum. Hasan ters olduğunu. Bestamita eyyerekli. İman yalnız icmali ve taklidi bir tasdike münasır değil. Aa iman var. Şey Allah var, peygamber var. Sırf iman bu değil. Neye benziyor? Bir çekirdekten ta büyük bir hurma ağacına kadar, çekirdekten hurma ağacına kadar, eldeki aynada görünen misali güneşten, elimizdeki gözüken güneşten, ta deniz yüzündeki aksine, ta güneşe kadar mertebeleri ve inkışafları olduğu gibi, imanın o derece kesreti hakikatları var ki, binbir esma-i ilahiye ve sair erkan-ı imaniyenin kainat hakikatlarıyla alakadar çok hakikatları var ki, bütün ilimlerin ve marifetlerin ve kemalat insaniyenin en büyük imandır ve imani tahkikiden gelen tafsilli ve burhanlı marifeti kutsiyedir. İman değişmez. Oh maşallah. Bilinmeyen bir şeyi bildi. Ulan iman esasları bilinmez. İman değişmez değil. İman değişir. İman esasları değişmez. İman başkadır, iman esasları başkadır sevgili kardeşim. Tabir hatası yapma. İman esasları değişmez. Allah'a iman, peygamber iman tamam. Bunlar değişmez, sıra değil. Ne azalır ne çoğalır. İman değişir. İmanın içeriği değişir. Bir hurma çekirdeğinden hurma meyvesine kadar ne kadar meratip var? İmanda da nihayetsiz meratip var. Çünkü imanın içeriği Allah'ın nurudur. Allah'ın nuru tek boyutlu mudur? Bunu da hep gönderme yapıyorum. Siz şey yapamıyorsunuz. Yani bu adam niye bunları anlatıyor? Arkadaşlar hep söylediğim cümleler toplumda din adına güya ustada muhalif olarak muhalefet etmek adına söylenilen, sarf edilen cümlelere cevap veriyorum böylelikle. Efendim imanı iman değişir. Bediüzzaman diyor. Ya burada diyor. Nasıl değişir diyor. Allah iman değişir mi diyor. Peygamber dedi. Bak 6 tanedir diyor. İman esasını, imanın içeriğini anlıyor. Anlamıyor. İyi biliyor da ne yaptığını maalesef. Böylelikle bilmeyerek zındıkaya kuvvet veriyor. Bilmeyerek küfre hizmet ediyor. Öyle diyoruz ben. Her şeyde diyor bir lezzet vardır. Küfürde de menüs bir lezzet vardır. Şey sefahatte. İmansızlıkta elem içinde elemdir. Şimdi bu durusu Kur'an'ın içinde olmayanlar veya hariçte olup muarıza edenler bilmeyerek küfre kuvvet veriyorlar. Bilmeyerek küfre kuvvet veriyorlar. Çünkü hey efendiler diyor ben imanın ceyranındayım. Başka ceyranlarla işim yok. Ne siyaset ne şey. Ne şeyhlik var, ne tarikatlık var, ne liderlik var. Bütün eserlere, eski eserlere bakın şöyle hitap eder. Ey oğul, evlat, ey talebelerim. Hep böyle hitap eder. Aziz Sıdık kardeşim diye bir tabir, eski eserleri bakın, bakan bir insan olarak böyle bir şey yok. Bir kere en büyük farklardan bir tanesi de. Yani. Usta şöyle hitap eder. Aziz Sıdık kardeşlerim. Bakın Muhteka'ya, ey oğul, Zeyd sorsa ki, İmam-ı Geylani, Futul Gayb kitabına bakın, ey oğul, İmam-ı Gazali'ye bakın, ey oğul, hep ey oğul diye bakıyor, hitap ediyor. Aziz Sıdık kardeşim, yani kendi sıratına koyuyor. Diyor ki, İmanın, imanı tahkiki ve taklidi ve icmali ve tafsili var. İmanı tahkiki, taklidi, icmali,
tafsilli imanın bütün tercümata ve vesveseler ve şüphelere karşı dayanıp sarsılmamasını beyan eden Risale'nin parçaları izahatı büyük bir ruhlu Ali cevaptır diye cevap ediyor. Ben şimdi buradan bir şey okuyacağım, bir cümle de. Diyor ki bir de 203'te mi vardı? Ha, 203 bir de, 103 de var. Diyor ki, her millet, herkes Allah'ı bilir. Onu daha yeni ders almaya ihtiyacımız çok yok diye mukabele etmek istiyorlar Risale-i Nur derslerine. Halbuki Allah'ı bilmek, bütün kainata ihate eden rububiyetine ve zerrelerden yıldızlara kadar cüz'i ve külli her şey onun kabz-i tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna katı iman etmek ve mülkünde hiçbir şeriki olmadığına ve la ilahe illallah kelime-i kutsiyesine hakikatlerine iman etmek, kalben tasdik etmek de olur. Yoksa bir Allah var deyip bütün mülkünü esbaba, tabiata taksim etmek, onlara isnat etmek, haşa, hadsiz şerikler, şerikler hükmünde esbab-ı merci tanımak ve her şeyin yanında hazır irade ve ilmini bilmemek ve şiddetli emirlerini tanımamak, devlet dinle, bu çünkü senin söylediğin cevap olacak, ve sıfatlarını ve gönderdiği elçilerini, peygamberlerini bilmemek, elbette hiçbir cihette Allah'a iman hakikatında yoktur. Belki küfr-ü mutlaktaki manevi cehennemin dünyevi tazibinden kendini bir derece teselli almak için o sözleri söylüyor. Evet, inkar etmemek başkadır, iman etmek bütün başkadır. Şimdi cümleyi atlıyorum ki fazla uzatmayayım. Fakat ona iman etmek, Kur'an-ı Azimuşşan'ın ders verdiği gibi o Halik'i sıfatlarıyla, isimleriyle, umum kainatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit kalben tövbe ve nedamet etmek iledir. Yoksa büyük günahları serbest işleyip istiğfar etmemek. İstiğfarın yapısında şu var. Gençler aşağı, günah aşağı demiyorum ama ne halde olursanız olun, ne yaparsanız yapın, tövbe kapısı açıktır. Sakın tövbeyi kapatmayın. Beni Allah affetmez, seni Allah affetmez diyenlere de kulak asmayın. Yani ümidinizi Allah'tan kesmeyin. Devamlı tövbe kapısı açıktır ama yapmayın da şayet düşerseniz Allah'ın rahmeti kapalı değildir. Benim mesela Kur'an'dan en çok sevmiş olduğum 3 tane ayetten bir tanesi bana inmiş o, biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselam vasıtasıyla bana, herkes hissedebilir. 1. Kur'an kadar değerli bir ayet var bana bir. Herkesin bir Kur'an'ı var. Kur'an kadar bir değerli bir ayet var. Kur'an'ı Kur'an yapan ayet. O ayet yok olsa Kur'an hakkında şüphe olur. Biz indirdik, biz koruyacağız. Teminatı Kur'an'a kalem karışmadığına, Kur'an'ı Kur'an yapan ayettir. 2. Siz değişmedikçe Allah sizin imanınızı zayi edici değildir. İkinci ayet, en çok sevdiğim. Ha, demek ki Allah beni böyle yapar mı, şöyle yapar mı, korkma. Niye? Ben değişmedikçe Allah benim imanımı zayi etmeyeceğini teminat altına aldı. 3. Ne durumda olursanız olun, tövbe kapısı açık bırakması Allah'ın sonsuz, nihayetsiz rahmet sahibi olduğunu gösteriyor. Ne olursan ol. Tövbe kapısı. Peki açık olmasa ne olur? İşledin günah. Kesin bedelini ödeyeceksin. Şimdi kesin yok. İşte diyor ki, burayı okumak istiyordum. Bütün günahları serbest işleyip istiğfar etmemek ve aldırmamak o imandan hissesi olmadığına delildir. Yoksa kaçtı o?
Şimdi gene olmayan kitabımı isteyeceksin Hasan. Ha var. Yok yok yok. Kaçtı o? Ve'amilu. Arkadaşlar ve'amilu. Ve'amilu. 149. Diyor ki burada bulunan mutezile mezhebi itizalin hilafına amelin imana dahil olmadığına ve amelsiz iman dahi kafi gelmediğine delalet ettiği gibi. Yani amel imandan bir cüz değildir. Yani amel yoksa imanı da yoktur denilmez. Ya namaz yok, oruç yok. Kafi denilmez. Ama bu asırda amelsiz de iman sağlam kalmıyor. Bak ne diyor? Mezhep itizalin hilafına amelin imana dahil olmadığına, yani amel imandan değildir. Ameli var, imanı var, yoksa yok. Bir. Ameli yoksa başka. Çünkü iman esasları gençler altıdır. Allah'a iman, peygambere iman, kadere vesaire. Hiçbirisi eylem değil. Ya fiil değil. Ama İslam ise eylemdir. Oruç tutmak. Oruca inanmak değil. Namaz kılmak. Namaza inanmak değil. Kılmak namaz. Gitmek haca. Vermek zekat. Bunlar hep eylemdir. Ama bu yoksa iman yok denilmez. Ama bunsuz da iman sağlam kalmaz. İmanı canlı tutan bunlardır. İşte ama Mutezile Vehhabi Arabistan yönetiminin sahipleri diyor ki mezhebi itizal amel imandandır. Ama Ustad da diyor ki amelsiz iman dahi kafi gelmediğine. Zembili Ali Efendi diyor ki İns ve cinnin Şeyhülislam'ı Zembili Ali Efendi, Osmanlı Şeyhülislam'ı Kanuni'nin mi zamanında bir neydi o? Kanuni bilmem ne yaptın ki üzerine 40 tane çeşme suyu aksa bile temizlenmez hani dedi ya şeyi. Malum anladınız. O diyor ki ona sordular efendim namaz kılmayan kafir olur mu diye sormuşlar. Naklediyorum. Elçiye zeval olmaz bana kızmayın. O da diyor ki namaz kılmayan kafir olmaz. Ama kafir de namaz kılmaz. Abu Ömer daha da o demek okuduğun yerde diyor ki yani dedi ki yani inkar etmemek başkadır, iman etmek bütün başkadır. Başkadır. O zaman bu cihette bu topluma baktığımızda Risale-i Nur'la tanışmayan, şu hakikatleri görmeyen inkar etmiyor iman noktasında. İman ise o iman etse ne olur? Bak iman şudur diyor. 203 bir de 103. Öyle kafanızda kalsın o şeylerle. Bak diyor ki iman etmemek başkadır. İman etmemek. Etmiyor. Yani demiyor. Etmiyor yani. İman etmek bütün başkadır. Bütün demiyor. Bütün. Yani burada iman nasıl olur? Allah'ın tarif ettiği gibi. Bu sayfada anlatıyor. Uzun oluyor da. Evet. Mesela neymiş o? Kainat hiçbir şey etse bütün kainat şu, Kur'an-ı Azimüşşan ders verdiği gibi o Halik'i sıfatlarıyla, isimleriyle umum kainatın şehadetini istinaden kalben tasdik etmek, elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak, günah ve emre muhalefet ettiği vakit kalben tövbe nedamet etmek iledir. Şimdi günah kebair işte istiğfar etmemek imandan hissesi olmadığına delildir. 146 Hutbe-i Şamiye. Burada da öyle okudum. Yani böyle yine Kavaydi Külliye'de mecelleden söyledim. 27 ve 28. madde diyor ki günahı işleyip istihlal ve istiğfar etmek alameti küfürdür. Ne demek? İstihlal helal bulmak. Ne aramızı? İstifaf etmek. O kadar büyütüyorsun hangi zamandayız? İstifaf hafife almak. İstilal, istihlal, helal kılmak. Ya hangi zamandayız sen? Bırak ya günah, o günah. Bitti işte. Bak bitti. Ama diyeceksiniz ki bu adam bir ufak bir günah yaptı. Mesela diyelim ki içki içti. Hangi zamandayız dedi. Bakın, adama bakın, iyi dikkat edin. Örneğime iyi dikkat edin gençler. Size hitap ediyorum bak. Adam içki içti. Hangi zamandayız? Niye yapmayacağım? Bu adamın imanı gidiyor.
Ama adam içki içmek şöyle dursun, içiyor, meyhanesi de var. Millete de içiriyor. Meyhane açmış. Daha kötü değil mi? Ama adam diyor ki, Allah kahretsin. Nereden düştüm bu hale ya? Allah beni kurtarsın Allah'ım. Bu gelenleri de kurtar Allah'ım. Kurtulamıyorum. Bu adamın imanı var, o içenin imanı yok. Gördünüz mü bu sırrı? Ondan daha kötü rezil yapıyor. Şu, nedamet ediyor. İstemiyor. Kabul etmiyor, düştüm diyor. Allah bunu çok seviyor. Eğer Allah'ın nuru olmasa onda onu demez, diyemez. Kusuru bilmek kusurdan çıkar diyor. Kusuru bilmek kusurluktan çıkar. Günaha olur, itikada gitmez. Yani şeyde de geçiyordu ya. Bak ayet-i kerime şeyle. Neredeydi o? Kaç sene sonunda mıydı? Başında mıydı ya? Ezberle sayfalar da sıkışılmaz. Sayfaları hakikaten ezberletsek çok iyi olacak ya. Bak Bismillahirrahmanirrahim. Kul de ya ibadiyellezi esrafu ala enfusihim la taknetu min rahmetillah innallahi yağfiru zunuben cemiya. Niye? İnnehu muhakkak huvel gafurur rahim. Peygamberimize dolayısıyla bize şey diyor. Kulya ibadiyellezi esrafu nefis yani esrafu haddini aşmış. Yani haddin hududunu aşmış. Kişilere söyle. La taknetu min rahmetillah. Allah'tan ümidini kesmesinler. Niçin Allah'tan ümidini? Ne yaparlarsa bak yapsınlar. İtikat değil. Yapsınlar manası değil. Yapanlar. Onlara de ki diyor peygamberimize. Dolayısıyla bize. La taknetu min rahmetillah. Allah'tan ümidini kesmesinler. Niye? Niye? İnna Allah'a. Çünkü ben öyle bir Allah'ım ki. Muhakkak o Allah ki. Yağfiruzunu ve cemiyat. Bütün günahı affeder. Affeder. Ne özelliği var da Cenab-ı Hakk'ın haşa haşa? İnnehu muhakkak o ki huvel gafurur rahim. Hem gafur hem rahimdir. Bak Allah rahmetini gadabını açmış mı? Açınca zerre kadarsa sonsuz olur, ötekisi muayyen olur, sonlu olur. Sonsuz ötekisini sonlandırır. Azap sonsuz değildir. Azabın miktarı sonsuz değildir. Azap zemini, cehennem sonsuzdur. Ama miktar sonsuz değil. Çok mühimdir bu fark. Çünkü rahmet gadabını aşmışsa azabın şekli sonsuz değil, sonludur, mekan sonsuzdur. Burada oturuyorum ama azap yapılıyor. Ama cennet ise mekan sonsuzdur, lezzeti de sonsuzdur. Çünkü rahmetin tecellisi. Çok şeydir bu. Elhamdülillah. Bu ayet. Üç tane ayet. Bize indi kardeşim. Ona indi. Ona indiyse sen niye okuyorsun Kur'an'ı? Kime inmişse okusun. Onun vasıtasıyla. Kardeşim Kur'an'ına sahip çık. Kur'an'ım de. Bunu ne zaman anlarsın biliyor musun? Bu elimle ne kadar mezara insan indirdim. O zaman anlar. Kur'an'ın ne olduğunu. Kur'an demedim. Kur'an'ım. Benim Kur'an'ım. Kitap. Kimin kitabı? Kitabım. Ya sen çıkacaksın. Ne kadar oldu? Şu cümleyi okuyayım. 36 mı? 35'te. O zaman şunu şey yapayım. O sahipler mi abi? Şeye mi ulaştırıyor? Aslına bağlıyor. Yani şu an döneminden alıyor. Evet. Bağlıyor. Ama adam değilim diyorsun. Bak Mehmet abi ben adam değilim. Ama benim konuş şöyle diyeyim. Bizim gençlerin anlayacağı tarzda. Gençler kontrolünüz yok. Konuşamıyorsunuz. Ama size ses geliyor. Kontrol bitti ama bazı istasyonu diyor ki sana iyilik yapayım. Sana ulaşmak isteyenlere ben sesini getireceğim. Ama sen ulaşamazsın. Yani günahın var. Kurtulamıyorsun, imanın var, kabul ediyorsun. Fakat gücün yetmiyor, sesimi ulaştırayım. Oradan kuyudan çıkayım. Ama sesler sana geliyor. O da bir merhamet kardeş. Ha? İman. Onun için kabul etmek, iman etmek baz istasyonuna
kabul etmektir. Onun şifresini almaktır, kartını almaktır. Cep telefonu cesedinizdir. Programı ruhudur. Bataryası hayatınızdır. Kartınız imanınızdır. Kart numarası imandaki derecenizdir. Baz istasyonu Cenab-ı Hakk'a misaldir. Eski defan ve ilim ile dalalete girip inat ve temerrüt ile hakaik imaneye karşı çıkana nispeten şimdi 100 derece ziyade olmuş. Bu mütemerrit inatçılar firavunluk derecesinde bir gurur ile ve dehşetli dalaletleriyle hakaik imaneye karşı muaraza ettiklerinden elbette bunlara karşı atom bombası gibi bu dünyada onların temellerini parça parça edecek bir hakikati kutsi lazımdır ki onların tecavüzatını durdursun ve bir kısmını imana getirsin. Bunun üzerine yemin ederim. Allah da Kur'an'da yemin ettiği için söylüyorum. Kur'an'a yemin ederim. Şu anda söyleyeceğimi teyit için söylüyorum. Cuma'ya hafıza vermişler. Benim talim hocam var ya. Hocası haca kafile götürmüş. Görevli gitmiş. Onun evi o camiye bitişik hem de ya, onun da süresi biliyor. Ona veriyorlar. Hafız da benim hocam ya. O da biliyor. Dedi ki Cuma bende diyor, sen vaaz edeceksin. Ben kıldıracağım dedi. Ama hepsi yoktu. Sen vaaz edeceksin. Bak. Bir şey anlatacağım bunu. Çıktık. Oraya daha çok şeyler geliyor. Madenle alakalı. Maden var. Böyle maden çıkaran Kanadalıların mühendisleri falan. Şunlar çok yani kültür seviyesi geliyor. Dersimiz hemen şu. Gidip de gelen mi var? Allah var mı? Allah kim var? Böyle bizim biliyorsunuz. Bunları çok sevdiğim şeyler. Yani adamın içinde, onların içinde bir tane Müslüman. Diğerleri acayip. O hocaya kafasına sarılıyorlar. Bu ziraat mühendisi mi? Bu makine mühendisi mi? Ya bundan nasıl adam makinede mi sarılıyor falan. Tabii duymamışlar dedi sen örneklerini. Yani çok acayip. Cami çok şefkalıyor. Kafız anlatıyor. Çok hoş. Fakat işlerine bir tanesi devamlı cumaya gelen adam dahi. Onu yakasına tutuyor. Diyor ki bunu bir daha getirmeyeceğiz. Bunu getirme. Kimi getirsin? Eyvallah. Kabuza sorarız. Devam. Bunu getirme. Dar mı? Niçin? Sebep şu. Elbette bunlara karşı atom bombası gibi darmadağın ediyor. Bunu getirme diyor. Dedi ki niye? Uzun mu anlatıyor? Adamlara hakaret mi diyor? Yani üslubuna. Hayır dedi. Tam tersine dedi. İşte en çok kızdıklarını tersine. Millet dedi 10 dakika anlatır. Bu 5 dakika anlatıyor diyor. Acayip. Birisi ben hutbede vaaz ederken asla saate bakamaz. Baktığı anda zaten ben bitmişim. Hızır abin dediği gibi. Saate baktım o dersin bitti senin. Onun alemi. Bakmayacak. Diyecek ki erken kesti. Tamam. Yeter ki erken kesti. Yok diyor kısa kesiyor. Daha ne? Yok diyor demem. Onu ama buraya getirme. Kimi getirirsen getir. O vaaz etmez. Şimdi niye? Bunu hatırladım da. Gaflet daha iyiydi. Uyu yatıyor ninni tarzına vaaz. Sokaktaki konuşmaların aynısını taşıyor be. Bu amik ovasına yağmur yağmazsa ne olur cemaat değil mi? Allah bizi yağmursuz bırakmasın. Ulan sokaktaki halkın konuştun lan. Öyle değil mi? Niçin bunu gündeme getiriyorsun? Rahatsız oluyorum kardeşim benim. Devam İslam. Bu mu ya hutbe? Şehrin ana merkezindeki, ana camideki vaaz. Herhalde lan biz de biliyoruz. Amir kovasını yağmur yağmasa ne olur? Biliyoruz da kurur. Bu mu yani bu milletin derdinin dermanı? Risale-i Nur atom bombası gibi işte ister mi? O zihniyet ister mi? Bu rejimin, bu memleketi bu hale getiren adam öyle vaaz ister. Bu atom bombası dersini ister mi? Onların tecavüzatını durdursun ve bir kısmını imana getirsin. İşte Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükürler olsun ki bu zamanın tam yarısına bir tiryak olarak Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bir mucize-i manevisi lematı bulunan Risale-i Nur pek çok muvazenelerle en dehşetli muanit mütemerritleri Kur'an'ın elmas kılıncı ile kırıyor ve kainat zerreleri adedince vahdaniyet ilahiye ve imanın hakikatlerine hüccetleri, delilleri gösteriyor ki 25 seneden beri
en şiddetli hücumlara karşıma alıp olmayıp galebe etmiş ve ediyor ve Risale-i Nur, iman ve küfür muvazeneleri ve hidayet ve dalalet mukayeseleri bu mezkür hakikatları bir müşahede ispat ediyor. Nerede biliyor musunuz? İman şu, küfür bu. İman bu, küfür bu. İman bu, küfür bu. İstiyorsanız şurada. Nerede o? Var mı? O da yok. Var. İman, küfür muvazeneleri. Bak, iman, küfür, iman bak. İmanın getirisi, küfrün getirisi. İmanın getirisi iki leva. Tak, 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 tak. Acayip bir kitap. Vallahi bir genç, Asay-ı Musa ve İman ve Küfür Muvazenesi dediğim şu kitabı okumadan kavri girmemesi lazım. Vallahi çok pişman olur. Bu sözüm orada hatırlayacak. Bir insan kaza namazına başlamadan ölmemeli. Bir insan Asay-ı Musa veya İman Küfür Muvazenesi okumadan kabre girmemeli. İmam İta, ya Rab şahit ol diyorum. Kabirde onlar haşırda soracaklar bana. Niye gençleri demedim. İman talil ediyor. İmanın getirisi. Hayata, ruha, cemiyete ve kabre ve ahirete kazanımları. Küfrün ruha, akle, kalbe, ruha açtığı yaralar. Cemiyette eylem olarak sergilediği hayat felsefesi. Bak, küfür, iman, küfür, iman, küfür, iman sergileniyor. Çok fevkalade bir kitaptır. Evet, Risale-i Nur, iman ve küfür muvazeneleri ve hidayet ve dalalet mukayeseleri bu mezkür hakikatleri bir müşahede ispat ediyor. Mesela 22. sözün iki makamının burhanlarına ve lemalarına ve 32. sözün birinci mevkufuna ve 33. mektubun pencerelerine ve Asay-ı Musa'nın 11 hüccetine sair muvazeneler kıyas edilse, dikkat edilse anlaşılır ki bu zamanda küfr-ü mutlakı ve mütemerrit dalaleti, dalaletin inadını kıracak, parçalayacak Risale-i Nur'da tecelli eden hakikat-ı Kur'aniyedir. Ustad ayet-i kübreci ne diyor? Kırılma, kafirlere, küfre karşı kırılmaz sağlam bir kılıç isteyenler ayet-i kübreye başvursunlar diyor. Ben inan Uhud sözden sonra ola bir okuyayım dedim ya. Ben zannettim kılıç varacaktır falan. Hayatımda ilk okuduğum kitap Meyve Risalesi'dir ufak. Ben zannettim ki meyvelerin faydalarından bahsediyor. Çünkü ilk önce hemen almıştım, Allah Allah. İlk okuduğum kitap. İnşallah nasıl tısımlar mecmuasında dinin mühim tısımlarını ve hılkat âlimin muammalarını keşfeden parçalar o mecmuada toplanmış. Aynen öyle de ehli dalaletin dünyada dahi cehennemlerini ve ehli hidayetin dünyada lezaiz-i cennetlerini gösteren ve iman cennetin bir manevi çekirdeği, küfür ise cehennem zakkumunun bir tohumu olduğunu gösteren nurun o gibi parçaların kısacık bir tarzda bir mecmuacık olarak yazılacak, inşallah neşredilecek. O da iman ve küfür muvazenelerinde. Şeyde bitti der. Küfür ve imanın insanın ruhunda bir çekirdek olduğunu, onun o cehennemde ve cennette haber verdiğini Mesnevi Nuriye'de çok harika bir yer var. Başka zamanda okuruz. Sözün başındaki defa da mı bununla ilgili lazım? Yani küfür. Yok. İlk başında iki defa var. Yok. Bir tanesi şey. Mesela hayattan işte 90 sene bütün lezzetleri almışsın. Bir tane de şey. Risale'nin he? Dost istersen Allah yeter. Ve Risale'nin yazmanın şeylerini anlatıyor. Burada şu. Mesela cehennemin çekirdeğinden bahsedeyim mesela. Bak dersi de. Sıkıntı, buhran, bunalım, depresyon, kabz, moral bozukluğu, can sıkıntısı ruhsaldır. Madde değil, bu cehennemde haber veriyor. Baz, surur, neşe, saadet, böyle moral güzellikleri, yani güzelliklerin de manevidir. O da cehennemden, cennetten haber veriyor. Ruhta bu çekirdek var. Hatırladığım kadarıyla Mesnevi Nuriye 103. sayfada bu mevzu işliyor. Efendim? Şey, Üstad nazar yetiyordu Kalil veya Van Kalesi'ne, kışın yaprakların tökülmesine elem alıyordu. Sonra iman nazarıyla kalkıyordu. Ya. O alemi değişiyordu. O ilk alemde küfür haleti değildir değil mi? Evet. Yani mesela küfür haleti değil. Küfürden şimdi Cenab-ı Hak aslında imamı ya Üstad Hazretleri. Evet.
asıl imam olduğu için her türlü hastalıkla hasta ediyor. Fikren, hissen. Ama imam vicdandadır. Şeydedir. Hani lafız küfrü söylese bile kalp değil. Bazen gaflet ve dalaletin vekili olarak kainata bakıyor. Şöyle bakıyor. Sonra derman geliyor. Yapraklar dökülüyor. Gafletle baktım diyor. Tamam, Allah Allah. Bunaldım diyor. Ha onu yeni olanların bu tür tarzlara böyle şey yaparsa ona vekili fuzulisi olur diyor. Ama kendine güvenen şey tarzında mukayese noktasında, tahayyül noktasında mukayese için onları zikretmekte hiçbir beis yoktur. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. O sayfayı da söyleyeyim size, çünkü çekirdek nerede diye merak ederler. Tam yerini söyle. Evet, söylediğim gibi 103. sayfa Mesnevi'de cehennemi ve cennetin çekirdeği insanın ruhunda ispat ediyor burada 103. sayfada. Cennete yanlış hatırlamıyorsam çekirdek diyordu, cehenneme tohum diyordu. Allah Allah, çok iyi. Diyordu, birinde tohum demesi lazım yanlış hatırlamıyorsam. Öyle mi ya? Sen alt üst ettin kafamı. İman habbesinde ve cennetin mevcut olduğu hakikatiyle gördüm. Çünkü o çekirdeklerin ağaçta iman habbe diyor. Çekirdek dedi şimdi. Sen dedi. Habbe diyor. Ama sırf burada değil. Ne diyor bir de sen söyle. Abi, sen araştırmışsındır. Araştırmadım. Yerini de hatırlamıyorum ama nazarıma dikkatimi çekti. Çekirdeğe. Cennetin çekirdeği diyordu, cehennem tohumu diyordu. O zaman tohumu var ya. Okuyayım o zaman bak. Hanzale'nin çekirdeğinde Hanzale ağacı mündemiç ve dahil olduğu gibi cehennemde de küfür ve dalalet tohumu müstetir bulunduğunu şuhudu bilakine müşahede ettim. Ve keza nasıl ki hurmanın çekirdeği hurma ağacı hamiledir, aynen öyle de iman habbesinde de cenneti mevcut olduğunu hatr-ı katiyle gördüm. Çünkü o çekirdeklerin ağaca tahavvül ve inkılapları garip olmadığı gibi küfür ve dalalet manası da tazip edici bir cehennemi, iman ve hidayetle bir cenneti intac edeceğinde istibat yoktur diye devam ediyor. Evet. Cennet çekirdeği. Cehenneme tohum diyor. Abi Tuba ağacına çekirdek diyordu, ben okudum yerde. Öyle mi? Zakkum'a da tohum, zakkum tohumu. Bu şey olduğu için, İşaret-i Cihaz'da Mesnevi Nuriye tercüme olduğu için Abdülmecid abinin bunda esas alınmaz. O şeyi Cennet Otlu şeyde anlatıyor, 28. şeyde, Cennet bahsinde de var, Sözler'de, Cennet bahsinde de var, o doğru. El Fatiha.